Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi Kethira Fesübhanallahi Bükraten ve Asila Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahilhamd Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina ve min su'i adabina ve min şerri a'daina ve min kurabi ezmanina men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil felen tecide lehu veliyyen murşida نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Oruç size farz kılındı, yazıldı. Sıyam, aslı bu. Oruç, Arapça değil, Türkçe de değil, Farsça. Ruzenin bozulmuş şekli. Ruzede gün demektir zaten Farsça'da. Kürtçe'de de öyle. Dolayısıyla sıyam bize gelmemiş. Gelirken İran'a uğramış. İran'da don değiştirmiş. Adını bırakmış. İran'daki bir adı almış. Oradan Anadolu'ya gelmiş. Dolayısıyla geldiği güzergahı gösteriyor dildeki değişimler. Namaz Arapça değil. Türkçe de değil. Namaz Farsça. Nemaz, hatta aslı Sanskritçe, nemaste, teşekkür ederim, anlamına gelen, ta oradan geliyor. Dolayısıyla abdest, Arapça değil, Farsça. Ab, su demek, dest, el demek, el suyu demek. Peki aslı ne? Vudu. Kur'an'daki karşılığı vudu. Dolayısıyla namazın da Kur'an'daki karşılığı salat. Yani bunlar aslında bu dil Türkiye'ye, Anadolu'ya ibadetlerin doğrudan gelmediğini, dolaylı geldiğini, yolda kazalara uğradığını da gösteriyor. Bu önemli bir gösterge. Evet, oruç size farz kılındı. Tıpkı sizden öncekilere yazıldığı gibi. Demek ki oruç insanlıkla yaşıt bir ibadet. Nüsük aslında. İbadet diyoruz. İbadet özü itibariyle daha kapsamlı bir şey. İbadet içerisinde mutlaka sosyal bir faydayı içerir. Ubudiyettir, kulluktur. Yoksa ibadet sadece ritüel değildir. Batı'da kullanıldığı anlamda ritler, ritüeller ayindir. Ayin kısmı vardır hiç şüphesiz. Namazın şekli ayindir, ritüeldir. Ama Maun suresini okursanız yetimi gözetmek, açı doyurmak, yoksulu kaldırmak, düşmüşü kaldırmak salatın olmazsa olmazıdır. Mütemmim cüzüdür. Dolayısıyla bunlarla beraber olduğunda salat oluyor. Salat destek demektir zaten. Onun için oruç, savm aslında samt. Bu Arap dilinde çok ilginç hususlar var, çok ilginç kurallar var, kurallı bir dil.
Kur'an'ın dili olan Arap dilinde üç tip kelime türetme şekli vardır. İştigak-ı ekber diye bir kelime türetme şekli vardır. Kelimenin iki harfi aynı, üçüncü harfinin de mahreci çıkış yeri birbirine yakın olursa manaları arasında mutlaka ama mutlaka bir kardeşlik vardır. Savm, oruç demek. Samt, susmak demek. Samit, altın demek. Anlatabiliyor muyum? Bakınız, kelimenin harfleri yer değişiyor ama iki harfi aynı. Sat, mim. Üçüncü harfi farklı ve bir ortak anlam grubu oluşturuyor. Savun niye öyle demişler? İçeri ekmek, yemek, su girmediği için. Yani kapalı. Altına niye samit demişler? Oksitlenmeye kapalı. Yani değer vermez, değer kaybetmez. Demir gibi değil, bakır gibi değil. Onun için kararlı elementtir biliyorsunuz altın. 79 element, 79 numaralı. Kararlıdır. Elektron vermez. Onun için de sabittir. Değeri daima sabit kalır. Binlerce yıl önce denizin dibinde altın bulunur, düştüğü gibi bulunur. Onun için altın, altın. Altın boşuna altın değil yani. Evet, dolayısıyla işte samt, susmak. Ağızdan bir şey çıkmamak. Samit. Yani bunun gibi kelimenin kökeni de aynı zamanda ne yaptığımızı veriyor. Oruç demek ki insanlıkla yaşıt demiştim. Peki oruç bitti. Ne kaldı geriye? Ne kalması gerekiyor daha doğrusu? Yani tabii şu, aldığınız kilolar kalmış olabilir. Bilmiyorum oruçta kilo alanlar var mı? Verdiğiniz kilolar gitmiş olabilir. Tabii Ramazan pidesi iyiydi, güzel. Güllaç'a söyleyecek söz yok. Ramazan'da görünür, Ramazan gidince de kaybolur ortadan. Festivale dönüşen Ramazan şenlikleri falan, onlar da bitti. Onlar da gitti. Oruç bitti. Peki ne kalması gerekiyor? Bitmeyen bir şey olması lazım. Zaten ibadetler bitmeyen bir şey için gelirler, yapılırlar. O bitmeyen, o kalıcı olan bir şey olması lazım. Oruçta kalıcı olan nedir sorusunun cevabı okuduğum ayette, orucu farz kılan ayette. Nedir? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki takvaya erişirsiniz. Takva kalması gerekiyormuş. Takva ne? Takva, birçok anlam verilebilir ama sorumluluk bilinci diye çevirebiliriz. Sorumluluk bilinci. Dolayısıyla takvayı sorumluluk bilinci olarak alırsak, sorumluluk bilinci, Kur'an'da takva çok yerde geçen bir kavram. Takvanın öznesi hep insandır. Yani Allah insana takva vermez. Böyle bir kullanım yok. Takvayı hep insan tercih eder veya etmez. Yani irademizle tercih ettiğimiz bir şey takva. Ya ederiz ya etmeyiz. Ya takvalı oluruz ya olmayız. Ya sorumluluk bilincine sahip oluruz ya olmayız. Dolayısıyla insana nispet edilir. Kur'an'da bir yerde de Allah'a nispet edilir. Allah'ın insana verdiği takva değil. Huve ehlut takva ve ehlul mağfire. Müddessir suresi 56. ayet. Ne diyor? O takva ehlidir. Yani insandan takva ehli olmasını isteyen Allah-u Teala kendisinin de takvalı olduğunu söylüyor. Allah Allah. İnsanla ortak bir şeyi paylaşıyor. Nedir Allah'ın takvalı olması? Sorumluluk bilinci. Ey peki Allah'ın Mustafa kulu, Allah hesap sorulabilir biri mi? Yani biz Allah'tan hesap sor? Yok, soramayız. La yüsel amma yefal. Peki hesap sorulamaz olması Allah'ın sorumsuz iş yapacağını mı gösterir? Haşa, değil. Hesap sorulamayacağı halde sorumlu davranır.
Bu ne demek? Sınırsız gücü olan fakat gücüne yenilmeyen, gücü kendisini yönetmeyen, kendisi gücünü yöneten. Yani kafasına eseni yapan biri değildir Allah. Gelişi güzel yapan biri değildir. Madem gücüm var, bunu da böyle yapayım diyen biri değildir. Kuralları olan biridir. Buna sünnet diyoruz. Kur'an sünneti hep Allah için kullanır. Hiç peygamber için kullanmaz. Sünnetullah. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Allah'ın sünnetinde bir değişme, bir bozulma göremezsin, bulamazsın. Defaatle gelir Kur'an'da. O kadar keskin ve kesin bir ifadedir ki bu çok az rastlarız. Asla bir değişme bulamazsın. Asla bir başkalaşma bulamazsın. Dolayısıyla işte bu Allah'ın takvası. Ehli takvaymış. Yani o da sorumlu davranıyor. O Allah'ken sorumlu davranıyor da siz kulken niye sorumsuz davranıyorsunuz demeye getiriyor. İşte sorumlu davranış aynı zamanda Kur'an'da bir ayette, ilki ayeti bu, gerçekten de yeryüzünün alnına yazılacak, 8 milyar insanın yüreğine yazılacak bir ayet. Buna itiraz etmek mümkün değil. İnsanı insan eden bir ilke bu. Nedir o? Üstünlük ne ırkınızdan kaynaklanır, ne cinsiyetinizden kaynaklanır. Erkek olmak üstün olmak değil. Kadın olmak da değil. Türk olmak üstün olmak değil. İngiliz olmak da değil. Arap olmak hiç değil. Fars olmak değil. Kürt olmak değil. Şu milletten veya bu ırktan veya bu kavimden olmak üstünlük ölçüsü değil. Karadenizli olmak üstünlük ölçüsü değil. Kayserili olmak da değil canım. Benim hemşerim olunca üstün olmuyorsunuz yani. Yani bunlar üstünlük ölçüsü olamaz. Sayın gitsin böyle. Falan ağanın çocuğu olmak, falan paşanın çocuğu olmak, falan makama gelmek. Bunlar üstünlük değil. Değil, hiçbiri değil. Zengin olmak üstünlük ölçüsü değil. Böyle bir ölçü olamaz. Böyle bir ölçü koyduğunuzda ortaya korkunç bir sakatlık çıkar. O zaman parası olmayanı hakir görmeye başlarsınız. Parası olmayanı ezmeye başlarsınız. Zengin olmayanın kanatlarını kırarsınız. İnsanlık onurunu çiğnersiniz. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمْ Biz Adem oğlunu onurlu kıldık, onurlu yarattık diyor mübarek Kur'an. Dolayısıyla bu anlamda nedir? Takva insanın tek üstünlük ölçüsüdür. Yani sorumluluk bilinci. Kişi ne kadar sorumlu davranırsa o kadar iyidir, o kadar üstündür. Kişi ne kadar sorumsuz davranırsa o kadar adidir, aşağılıktır. Evet, tüm aslında insanın insana yaptığı zulümler, insanın insana yaptığı kötülükler, insanın insana yaptığı hak yemeler, İnsanın insana yaptığı ıstıraplar, verdiği ıstırapların tamamı aslında sorumsuz davranıştan kaynaklanır. Tüm kötülükleri bir başlık altında toplasanız sorumsuzluk olarak toplayabilirsiniz. Sorumlu davranan üstündür. Müslüman olan değil. Bu çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Çünkü Müslüman olanın da sorumsuzu vardır. Sorumlusu vardır. Her Müslümanın, her davranışının sorumlu olduğunu bana söyleyebilen bir kişi çıkar mı aranızdan? O zaman bu kadar yanlış iş nasıl yapılıyor? Müslüman olduğunu bildiğimiz toplumlarda bu kadar kötülük nasıl işleniyor? Yok öyle bir şey. İnsan insandır. Şarkta veya garpta, doğuda veya batıda, Müslüman ya da Hristiyan, ya da Yahudi, ya da ateist. İnsan sorumluluk bilincine göre değerlendiriliyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Unuttuğumuz bir şey, üstünü örttüğümüz bir şey. Sorumlu. Sorumlu biri, sorumlu bir Hans, sorumlu bir Hasan mı, sorumlu bir Hans mı? Allah hangisine puan verir? Cevabı ayette aslında. Geçti. Onun için sorumlu davranıyor muyuz? Bizim ne olduğumuz söylememiz bir iddiadır. Ben Müslümanım. Bu sadece senin söylediğin bir şey. Bir iddiadır. İspatı.
dininin seni neye dönüştürdüğüdür. İmanının seni neye dönüştürdüğüdür. Seni neye dönüştürüyor? İddian seni neye dönüştürüyor? İyi biri yapıyor mu? Seni daha iyi insan yapıyor mu? Seni daha güzel insan yapıyor mu? Seni daha sorumlu insan yapıyor mu? İşte bu. Yok, yapmıyor. Sadece ben öyle iddia ediyorum ve bu iddiam üzerinden de şöyle diyorum. Dünyada benden olmayan herkesten üstünüm. Ahirette de cennet benim zaten. Öbürlerine cehennemle güne duruyor. Senin öyle mi? Bir elinde anahtar, cennetin anahtarı, öbür elinde cehennemin anahtarı. İstediğini açıyorsun, istediğini kapatıyorsun, öyle mi? Böyle bir şey mi? Böyle bir şey mi zannediyoruz? Evet, işte buna iki teoloji diyorum. Bu aslında Ramazan'da seçtiğim bir tema var, o tema da bu. Bu iki teolojiden biri sorumluluk teolojisi. İkincisi de kibir teolojisi. İki teoloji var. Bir sorumluluk teolojisi, takva teolojisi. İkincisi de kibir teolojisi. Kibir teolojisinin en tipik örneğini biz Yahudilik dininde görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Yahudiler diyorlar ki biz Allah'ın oğullarıyız. Nahnu ebnaullah ve ahibbâhu. Gerçekten de İsrail oğulları efendim kendilerini Tanrı'nın öz çocukları olarak görüyorlar. Bu aslında Yahudilik dininde, Talmudik dinde Yahudi olmayana verdikleri isimden anlaşılıyor. Goyim. Goyim ne demek? Bir, öteki demek. İki, centile anlamına geliyor. Barbar demek. Üç, kafir demek. Dört, cehennemlik demek. Beş, kötü demek. Altı, öldürülebilir demek. Malı alınabilir demek. Kendi kardeşine faiz vermez, tefecilik yapmaz ama goyime tefecilik yapması helaldir. Dinine göre. Görüyor musunuz? Goyim çünkü o. Onun için işte bu ne teolojisi? Kibir teolojisi. İnancı insana kibir veriyorsa biz buna kibir dini diyoruz. Kibir teolojisi. İnancı insana sorumluluk veriyor, sorumluluğunu artırıyorsa biz buna takva teolojisi diyoruz. Peki şunu soralım mı? Tuttuğunuz oruçlar sizin, bizim takvamızı mı artırdı, kibrimizi mi? Peki bu nerede belli olur? Oruç tutmayanlara karşı kendimizi kafadan cennetlik olarak mı görüyoruz? Yoksa daha sorumlu olarak mı görüyoruz? Hadi buyur. Aynı şey namaz için geçerli. Aynı şey diğer ibadetler. Aynı şey inanma iddiası için de geçerli. İddianızdır o sizin. İspatı ne? İspatı inancınız size neye dönüştürdü? İyi birine dönüştürdü mü? Yok. Hiçbir şey değiştirmiyor. Hiçbir şey. Alın ondan, o yine aynı. Verin, yine aynı. Peki, Müslüman olmanızla olmamanız sizde bir şey değiştirmiyorsa, olmanızın farkı ne? Ne? Kütük, taş, toprak da alnına yazabilirsiniz. Mümin diye. Ne oldu yani? Kafir yazsanız ne olur? Toprak kafir mi olur? Taş kafir mi? Yani değişmiyorsunuz, dönüşmüyorsunuz, takvalı olmuyorsunuz, sorumluluğunuz artmıyorsa, evet, hani öyle diyor ya, kavramları akan sular duracak şekilde kullanmaz Kur'an. Yani din de akan sular dursun, İslam da akan sular dursun, iman da yok böyle bir şey. Akan suları durdurmuyor, akışa devam. Bakara suresinin 93. ayetine bakar mısınız? İmanınız size ne büyük fenalık emrediyor diyor.
Aynen böyle. Aynen böyle. İmanukum. Kelime aynen böyle geçiyor. Size ne büyük fenalık. Demek ki iman kelimesi böyle anılınca, iman anılınca akan sular falan durmuyor. O imanla ne yapıyorsunuz siz? Ona bakıyor. Kur'an onu söylüyor. O iman sizi daha iyi ediyor mu? Onun için imanınız size ne büyük fenalık işletiyor dediği bir iman türü varmış. Aynısı Feveylülil Musallin, Maun suresinin 4. ayeti. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Yazıklar olsun, hatta lanet olsun diye de çevirebiliriz bunu. Veil aynı anlama gelir, lanet ifadesidir. Dolayısıyla peki niye namaz kılanlara yazıklar olsun? Aslında bu surenin konusu namaz kılan dinsiz. اَرَائِتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ Dinsizi görüyor musun diye başlıyor sure. Dini yalanlayanı, yani dinsizi. Dolayısıyla çok ilginç değil mi? Bakınız. Peki o zaman bir daha dönelim başa ve siz yaptığınız ibadetler size kibir, gurur, aldanış demek. Bakınız gurur var ya, gurur aldanış demek. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Evet, sakın sizi gurura kaptırmasın. Allah'a karşı gurura kapılmayın. Niye? Gurur aldanış. Bizde Türkçe'de böyle geçmemiş. Gurur daha farklı, hatta daha olumlu bir mana gibi algılanıyor Türkçe'de. Yanlış. Dolayısıyla aldanmak demektir. Yani kibir. İmanınız size kibir mi veriyor? Namazınız size kibir mi veriyor, takva mı? Yani sorumluluk bilinci mi? Orucunuz size kibir mi veriyor, takva mı? Sorumluluk bilinci mi? Müminliğiniz size kibir mi veriyor, sorumluluk bilinci mi? İşte oruçtan geriye de kalan buymuş değerli dostlar. Takva. Ne kadar kaldı bilmiyorum. Umarım bir şeyler kalmıştır. Umarım takva demimiz oruçtan öncekisiyle bugünkü arasında bir fark vardır, bir artış vardır. Öyleyse oruç, Ramazan hoş gelmiş, hoş bulmuş, hoş gitmiş. Eğer öyle değilse hoş gelmiş, boş bulmuş ve boş gitmiş. Eli boş gitmiş yani. Gelmiş, gitmiş. Pideler mübarek olsun. İftarlar mübarek olsun. Ne diyordu o güzel insan? Senin orucun öğünlerin yer değiştirmesinden ibarettir. Yani sabah kahvaltısını biraz öne aldık. Akşam yemeğini de bir saate aldık mı ona oruç diyoruz. Öyle mi? Yani öğünlerin yer değiştirmesi mi oruç? Bu değil. Olmamalı da. Onun için inşallah öyle olmamıştır güzel kardeşlerim. İnşallah takvamızı artırmıştır, sorumluluk bilincimizi artırmıştır. Sorumluluk bilincimizi artırmışsa eğer bu nasıl belli olur? Yani içinde bulunduğumuz, yaşadığımız topluma karşı daha sorumlu. Elimizin altındakilere karşı daha sorumlu, eşimize karşı daha sorumlu, çocuklarımıza karşı daha sorumlu. Yere, göğe, toprağa, suya, hayvana, bitkiye karşı daha sorumlu. Hayatımıza karşı daha sorumlu. Tabii ki varlığın en aşağısından varlığın en yücesi olan Allah'a karşı sorumlu. Sorumlu davranış. Dolayısıyla sorumluluk zaten katmer katmer. Varlığın en düşüğünden varlığın en yücesine kadar katmer katmer, kat kat. Barem barem, birim birim bir ahlaki koddur. Bu ahlaki kodun eğer kalitesini yükseltirsek toplumun kalitesi yükselir. Toplumun kalitesi yükselirse çocuklarınızın dünyası sizin dünyanızdan daha iyi olur. Torunlarınızınki daha iyi olur. Eğer olmaz da tersine olursa çocuklarınızın dünyası sizin dünyanızdan kötü olur. Torunlarınızın dünyası çocuklarınızın dünyasından berbat olur. Yani berbat bir geleceği çocuklarınıza miras bırakmak ister misiniz?
İnsanda başlıyor, insanda bitiyor. İnsan kumaşının kalitesi artmadıkça bir toplumun kalitesi artmaz. İnna Allaha la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Bir toplumu oluşturan bireyler kendilerini değiştirmedikçe Allah o toplumun halini değiştirmez. Yani birey olarak biz kendimizi değiştirmek zorundayız. Değişmek zaten kaçınılmaz. Yaratılmış olan her bir varlık değişmek zorunda. Çünkü yaratılmışlığın kopmaz bir parçası. Yani değişim değişmeyen bir yasadır. Peki o değişim nasıl olacak? Nasıl değişeceğiz? Elbette sorgulayarak, tövbe ederek, kendimizi muhasebeye çekerek, muhasebeye çekip gerçekten de bugün bir şey öğrendim mi? Öğrenmek nasıl belli olur? Bir insanın öğrenip öğrenmediğini nasıl anlarız? Değiştiğinden anlarız. Değişmeyen öğrenmiyor demektir. Öğrenmenin tanımı budur. Evet, öğrenmek değişmek. Değişmek nedir? Yeni bir insan olmaktır. Dünkü insan dünde kaldı. Bugün yeni bir insansın. Onun için men istevâ yevmâ fehuve mağbûn. İki günü bir olan zarardadır diyen Allah Resulü ne güzel söylemiş. Peki iki yılı bir olan iflas etmiştir. Zarar ne kelime? İki yılı bir olan iflas etmiştir. Aslında bu döngüler, Ramazan döngüleri, ibadet döngüleri, hac döngüleri bunlar insana muhasebe yapma kolaylığı veriyor. Öyle değil mi? Yani ölçme ve değerlendirme olmadan biliyorsunuz karne tutulmaz. Not verilmez. Ölçme ve değerlendirme imkanı veriyor kendimize. Yani aynanın karşısına geçiyorsunuz. Allah'ın Mustafa kulu, bak bakayım kendine. Geçen sene ile bu sene arasında ne fark var? Ya geçen sene saçımda daha az ak vardı. Bu değil, bu değil. Bunu geçin siz. Bunu geçin. O değil. Geçen sene yüzümde daha az kırışık vardı. Onu da geçin siz. Bu değil. Peki geçen seneki Mustafa, Allah'ın Mustafa kuluyla bu seneki Allah'ın Mustafa kulunun sorumluluk bilincinde ne değişti? Öğrendiklerinde ne değişti? Bilgisini eyleme geçirmesinde ne değişti? İyiliğinde ne değişti? İnsanlara faydasında ne değişti? Anlatabiliyor muyum? Yaptığı güzellik, iyilik, hoşluk, ameller, amel-i saliha ne değişti? Bütün bu. Bunlar. Kalıcı olan da bunlar. Vel-baqiyat es-saliha. Kalıcı olan iyiliklerdir. Evet. O zaman ne yapıyoruz? İyilik yapıyoruz. Bayram demiştim. Sevindiğiniz kadar değil, sevindirdiğiniz kadar bayramdır. Sevinmenin nörobiyolojisi neydi? Dopamin. Sevinme hormonu dopamindir. Zevk hormonu. Keyif hormonu. Kendinizi sevindirdiğinizde, şımarttığınızda dopamininiz artar. Amigdala diye insan beyninde şöyle iki tane bademe benzer bir küçücük organ var. Beynin alt tarafında. O amigdala muhteşem bir organ. 400 milyon yıllık bir argesi var onun. Dolayısıyla o hormonlar salgılar. Zevk hormonunu salgılar kendinize elde ettiğiniz zaman, bir şey aldığınız zaman, bir şey biriktirdiğiniz zaman. Bir de onun salgıladığı bir başka hormon var, serotonin. O da mutluluk hormonu. Çok farklı bir şey. Çok farklı bir kimyasal. İkisinin kimyası farklı. Mutluluk hormonu verdiğiniz zaman salgılanır. Bir başkasını sevindirdiğiniz zaman salgılanır. Sevindirdiğiniz zaman, verdiğiniz zaman. Biri elde ettiğiniz zaman, öbürü vazgeçtiğiniz zaman. Vazgeçtiğiniz. Verdiğiniz vazgeçtiğinizdir. Dolayısıyla vazgeçebiliyor musunuz? Sizin olan nedir biliyor musunuz? Vazgeçebildiklerinizdir. Evet. İnfak budur işte. İnfak
asıl servetiniz verebildikleriniz. Vazgeçebildikleriniz. Zaten vazgeçebiliyorsanız o mülkünüzdür. Vazgeçemiyorsanız siz onun mülküsünüz. Hani malım demenin iki vurgusu vardır demiştim. Bir, benim malım. İki, ben malım. Siz karar vereceksiniz. Sizin malınız mı var, siz mal mısınız? Çünkü malın malı olan veremiyor. İnanın veremiyor. Onun için verme üzerinden Rabbimiz ölçü veriyor. Bu infak nasıl bir şey? İnfak nifakın panzehiri demiştim ya. Ne muhteşem bir şey. Onun için ne olursunuz üst üste yığmayın. Kella. Evet. Üst üste yığmayın. İzâ dukketil ardu dekke. Öyle diyor ya. Üst üste yığanlar. Yeryüzü bir sallandı mı yıkılır gider. 45 senede biriktirirsiniz, 45 saniyede yerle bir olur. Ya daha çok olmadı, bakınız 2,5 ay ya oldu ya olmadı. Hemen burnumuzun ucunda kardeşlerimiz, memleketin 1/5'i mahvoldu. Evet, yani bizim için öğüt alınacak şey çok ama öğüt alabiliyorsak tabii. Değerli kardeşlerim, bu çerçevede bayramlarınız mübarek olsun. Rabbim sağlık, huzur ve mutlulukla nice bayramlara kavuştursun. Birbirimize bayram olalım. Birbirimize vardığımız zaman, ah bayram geldi desinler. Anlatabiliyor muyum? Yani ananızın adınızı bayram koyması şart değil. Zaten adı bayram olanlar bayram falan da olmuyorlar yani. Bayramlar kusura bakmasın. Eylemlerinizle bayram oluyorsunuz. Sorumluluk bilincinizle bayram oluyorsunuz. Fedakarlığınızla bayram oluyorsunuz. Vefakarlığınızla bayram oluyorsunuz. İyiliğinizle bayram oluyorsunuz. Onun için öyle bayram olun ki insanlara siz geldiğiniz zaman aha bayram geldiniz. Ve siz ne zaman gelirseniz bayram gelsin. Bayram dışında da gelirseniz bayram gelsin. İnşallah Rabbim bizi varlığı bayram olanlardan, varlığı başkaları için, kurt için, kuş için, toprak için, hava için, hayvan için, bitki için, insan için, tanıdık için, tanımadık için, bizden olan için, bizden olmayan için, varlığı başkalarına bayram olanlardan kılsın bizi. Tekrar tekrar bayramlarınızı tebrik ediyorum. Şimdi inşallah tebrikleşme, bayramlaşmamız olacak. Efendim, el sıkışacağız ve böylece birbirimize tanık da olmuş olacağız ve ondan sonra sizleri uğurlayacağız. Gittiğiniz yerlere de selamlarımı, tebriklerimi, hürmetlerimi götürün. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuriyel kur'anu festemi'u leh ve ansitû leallekum turhamûn. Allahu Ekber, Allahu Ekber.